Aynaya baktın mı? Abi ne oluyor kafama? Kafam kırılıyor. Ya bu ne? Bu ne? Bu ne ya? Ne yapacağım ben? Şu an ciddi bir şey yapıyoruz abi. Baksana. Dostlar günaydın, herkese selamlar. Çok enerjik bir güne uyandım aslında. Dün akşam toplantılarımız vardı, bayağı güzel geçti. Ve bugün sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Enerjiyiz. Her gün aslında böyle bu enerjiyle başlamamız gerekiyor ve bir video çekeyim dedim ben. Bugünkü konumuz saç. Türk erkeklerinin başının belası olan bir konu. Tabii ki her Türk erkeğinin değil ama çok yoğunlukla Türk erkeğinde bu problem var. Saç dökülmesi ya da güçsüz saçlar gibi böyle bir konumuz var. Ve bununla ilgili ben bir video çekmek istiyorum şu an. Lise yıllarında aslında daha ilk fark etmeye başlamıştım. Ben küçükken çok gür saçlarım vardı. Ve çok fazla aslında şekillendiriyordum. Ve çok fazla şey kullandım. Ne denir ona? İşte mesaplar, jöleler zamanında bilmem ne. Ve lisede ufak ufak böyle saçımı salladığımda 2-3 tane saç dili düşerdi. Yani 2-3 tane saç dili dediğim belirgin bir dökülme vardı yani. Hani hissediyordum ama çok fazla saçın olduğu için o zaman bunu fark edemiyorsun. İlerleyen dönemde özellikle askerdeyken uzun aylar boyunca bere taktım. Doğuda soğuk bir bölgede askerlik yapmıştım. Bu bereyle beraber şu kenarlarda özellikle erkek tipi saç dökülmesi başladı bende ve bununla ilgili ben doktora gittim. Yani sebebini öğrenmek istedim açıkçası. Yani nasıl durdurabilirim ya da diye. Şu bölgede ve şu bölgede, biraz da şu arka bölgede. Arkada ama çok yok gibi. Neyse, bu benim aslında ailede genetik bir konu. Yani anne tarafında böyle bir dökülme var. Ve bunun sebebi erkeklik hormonu olarak salgılanan, testosteronunda yer alan dihidrotestosteron, DHT diye bir hormon mu denir artık ona, salgı var. Ve bu salgı senin saç dökülmene sebep oluyor. Bunu durdurabilmenin belli yolları var. Ya testosteron hormonunu aşağı çekmen gerekiyor. Bunun için işte böbrek ilaçları falan kullanıyorlar ya da. Ya da benim aslında yeni keşfettiğim, yani yeni keşfettiğim demeyeyim, daha önceden de kullanmıştım ben bu ilacı ama bunun hem saç şekli verme konusunda hem de hacimlendirme konusunda kullanabileceğimi ve saçlarımın dökülmesini önleyebileceğimi daha yeni keşfettim. Ben de bunu açıkçası sizinle paylaşmak istiyorum. Hani şu an daha dökülmeyi hisseden bir arkadaşım varsa bence direkt bu uygulamaya geçsin. Öncelikle şöyle bir kombinasyona ihtiyacımız var. Kullandığım ilaç minoxil. Zaten hepinizin de bildiği bir ilaç. Piyasada da çok ünlü olan bir ilaç. Minoxil'i kullanımı çok da kolay değil. Ben askerdeyken 6 ay boyunca bunu bir şekilde kullanmıştım. Çünkü sabah tıraş oluyorsun bilmem ne. Fıs fıs sıkıyordum günde 2 kere. Ben şöyle bir kombinasyon yaptım. Öncelikle olan Bioxin diye bir şampuan var. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Saç dökülmesine birebir geliyor. Ve gerçekten yani gürleştiriyor saçları biraz daha. Hani bu şampuanı ben mutlaka öneriyorum. Bunu kullanın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şu an bu haldeyim. Çok hacimsiz de duruyor saçlarım. Biraz daha yakınlaştırayım şöyle. Şu an şöyle bir saç görüntüm var. Birazdan şekil vereceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. Öncelikle saçımı yıkayacağım. Daha sonrasında minoxil süreceğim. Bir süre bekleyeceğim. Ondan sonra da saçımı önleyeceğim ve tarayacağım. Şimdi 10 dakika içerisinde hızlıca nasıl hacimli bir saç yapıp aynı zamanda koruyabiliriz. Hadi bakalım beraber. Başladı veya dökülmenin olduğu bölgelere normal 2-3 fırt sıkıp yaydırıyoruz. Sürmeye başlamadan önce, bu yeni öğrendiğim bir şey aslında. Kadınların bu yüzlerini falan yenilemek için kullandıkları dermaroller diye bir şey var. Şöyle bakın. Bu 1 milimetre çelik olması lazım. Bunu siparişini Trendyol'dan verdim. Güzel bir şey. Bunu şöyle kullanıyoruz arkadaşlar. Dökülme olan bölgelere minoxili sürmeden önce şu şekilde kafamızın derisinde aslında ufak ufak delikler açıyoruz ki kan dolaşımını hızlandırsın ve hücreleri yenilesin diye. Normal dökülme olan yerlerde ya da olmayan yerlere de bu arada yapabilirsiniz. Şöyle ufak ufak delikler açıyoruz. Can acıtıyor mu dersen alakası yok. Zaten erkek adamsın abi, yani bunu yap. Ha bu arada bunu kızlar da yapabilir. Saç dökülmesi yaşayan kızlar varsa bunu onlar da kullanabilirler. Çok güzel bir taktik. Ya da gürleşmesini isteyen, yani artık her neyse. Şuraya böyle ufak ufak roller şeklinde iğneleri batırıyoruz abi. Daha sonrasında sürmeye başlıyoruz. Yani toplam
8-9 fırt yaptık. Saçımızı bu şekilde ovalıyoruz. Yani dökülme olan bütün bölgelere böyle masaj yapıyormuş gibi yedirin. Kesinlikle bunu gözünüze falan sürmeyin bu arada. Tehlikeli biraz böyle, garip bir şey. Tamam. Sürme işlemi bittikten sonra elinizi güzelce sabunla yıkayın abi. Şu böyle bütün şeyi gidecek şekilde. Bu arada böyle herhangi bir yerinize falan gelirse de silin çünkü kıllanma yapabilir. Yani bunu da öneriyorlar ayrıca. Böyle mesela alnıma biraz geldi, oraları siliyorum. Ya da ağzınıza burnunuza geldiyse onu da tamamen silmeniz gerekiyor. Sonra bekleyeceğiz bir 10 dakika kadar. Saç emsin, deri emsin ilacı. Şöyle göstereyim hatta. Buralara tamamen sürdük abi. Tamamen emdiriyoruz şimdi. Bu arada gidin işte biraz oturun takılın falan filan. Yani toplam süremiz 15 dakikayı aşmaması lazım. Buna ayırdığımız süre 10 ile 15 dakika arasında hemen hızlıca bitirmemiz lazım. Şimdi yeterli süreyi bekledik. Artık saçlarımızı fönlemek için hazırız. Çok yakın tutmanızı ben önermiyorum ama ben biraz daha yakın tutarak fönlüyorum ve fırçalatarak kullanıyorum. Daha kolay şekillendiriyorum. Şimdi buradaki konumuz minoksil bize burada artık ilaç yedirdi derinin altına ve hala minoksil aslında etkisi var. Burada minoksil bize hacim sağlayacak. Yani şöyle kullanacağız biz bunu. Kuruttuk. 15 dakikada bu durumu hazırladık. Saçlarımızın güleşmesi için ilacımızı da kullandık. Şeklini de verdik. Şöyle biraz ışığı çevireyim. Normalde benim saçlarım daha seyrek ve şu an daha hacimli, daha şekilli, güzel bir saçım oldu. 15 dakikalık bir sürede saçımızı taradık, bakımımızı yaptık ve çıkmaya hazırız. Şimdi spora geçeceğim. Benim geç fark ettiğim ve insanların geç fark etmesini istemediğim bir konu. Çünkü kaybettiğin saç geriye dönüşü olmuyor. Teknolojinin nimetlerini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu önerdiğim minoksil, bioksin ve dermorolur üçlüsü gerçekten işe yarıyor. Bunu erkek kardeşime de tavsiye ettim ve şu an onun da saçlarında gürleşmeler başladı. Ben şu an için gayet memnunum bu durumdan. Şu an yakından takip ettiğim bir ürün daha var. House 99 diye bir marka çıkardılar. Böyle bir gentleman markası. David Beckham'ın kurduğu bir organizasyon. Çok ünlü influencerlar da çalışıyorlar bu markayla beraber. Bir tane saç ürünleri var. O geldiğinde de mutlaka ben ürünle ilgili yorum yapacağım size. Sizin bana tavsiye edeceğiniz ya da buradaki diğer arkadaşlara tavsiye edeceğiniz bir şey varsa, bizim gözden kaçırdığımız bir şeyler varsa mutlaka buraya yazın. Şu iyi geliyor, bu iyi geliyor. Bunun bana önerilmesi konusunda ben çok geç kaldım ve çok fazla saç kaybettim. Gerek yok. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın kanala. Şimdi yeni gelen ürünü de ayrıca deneyip size ürünle ilgili yorumlarımı paylaşacağım. Sizin bana önereceğiniz bir şeyler olursa da mutlaka öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Görüşmek üzere.